Kabak çiçeği dolması. 25 adet kabak çiçeği. İç harcı için 1 su bardağı pirinç, 1 adet kuru soğan, 1 yemek kaşığı kuş üzümü, 1 yemek kaşığı dolmalık fıstık, 1 tutam maydanoz, 1 tutam dereotu, 1 tatlı kaşığı tereyağı, 1 tatlı kaşığı zeytinyağı, 1 tatlı kaşığı sıvı yağ, tuz, karabiber, yeni bahar. İç harcımı biliyorsunuz enginleri yaparken bir bardağını da kenara ayırdım. Bu iç harcım biraz daha az pişmiş. Bu arada şeyi söylemeyi unuttum. Eğer yaprağınız taze yapraksa önden bir pişirme işlemi gerekiyor. Ama salamura ise sadece böyle birkaç kere hem de sıcak suya tutmanız yeterli oluyor. Hem tuzunu atmış oluyorsunuz hem de biraz yumuşamış oluyor. Hiç elimi batırmadan bakalım takvimimize neler var. Evet. İbn-i Sina demiş ki, hayatın genişliği uzunluğundan daha önemlidir. Erkek ismimiz Ersel, kız ismimiz Vildan. Bugün Türk güreşçi, dünya olimpiyat şampiyonu Celal Atin vefatıymış 1979'da. Aynı zamanda da Türk ses sanatçısı ve besteci Münir Nurettin Selçuk'un vefatıymış 1981'de. İki değerli insanı kaybetmişiz maalesef tarihte bugün. Maydanoz suyumu içmeye devam ediyorum. Bu maydanozlarla işim bitti. Şimdi genelde bulduğunuzda kabak çiçeği şu anda birazcık zorlanabilirsiniz böyle Mayıs başında ama özel böyle hani bulabileceğiniz yerler var. Şöyle iç içe satılıyor bunlar. Tam yapmaya başladığınız esnada onu böyle çıkarıyorsunuz. Şöyle bakın içinde bir tohumu var. Şimdi bunu şöyle nazikçe alabilirsiniz de şöyle içinde de kalabilir. Hafif böyle bir acımtırak tadı oluyor. Şahsen ben hani çok rahatsız olmuyorum. Her şeyinden faydalanmak istiyorum enginar gibi. Sadece şuraları güzel olmuyor. Bunları alabiliriz şöyle çok pıt 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 çok taze zaten. Asıl mevsimi Temmuz'muş kabak çiçeğinin. Bu yeşil kabaklar var ya. Onların ucunda oluyor bunlar ve toplaması çok zahmetli. Gün ağarmadan toplanıyor. Tam böyle kabak çiçekleri açmadan toplanması gerekiyor. Açtığı zaman toplanması çok sıkıntılı oluyor. Ben içlerini almıyorum. Bilerek almıyorum. Yaprağım bayağı büyük. Dolayısıyla iç harç bol koyabilirim. Hafif şöyle kapatabilirim. İç içe. O zaman hiç açılmaz. Şimdi yine buna da çok ekşi yakışmıyor kabak çiçeğine. O yüzden sadece böyle bir zeytinyağı dolaştıracağım. Bir bardak kadar da su ekleyeceğim. Şöyle. Yeterli. Çok hassas. Kısık ateşte pişireceğim. Yani böyle çok harlı ateş kabak çiçeklerime zarar verebilir. Bunu da arkaya alıyorum. Kısık ateşte pişene kadar ocakta duracak. Evet. Kabak çiçeği dolmamın tarifini de izleyin. Ondan sonra araya böyle bir küçük bir tatlı koyalım diyorum. Ondan önce belki bir hamur yoğururuz çiğ böreğin hamuruna. Toparlanalım bakalım ne gelecek.